sadece kızdıran, kızmadıkça kazandıran, sinirleri zorlayan yarışma Kızma Kazan başlıyor. Merhaba. Ekranların en sinir bozucu, en çıldırtıcı, en dikkat çekici programı Kızma Kazan başlıyor. Bu hafta da eğlencenin görülmemiş bir haline tanık olmanız için Kızma Kazan ekibi olarak çok çalıştık. Sonuç bomba gibi oldu elimizde. Yine sizi gülme krizine sokacak 4 tane uyduruk televizyon programı ve 4 tane masum kurban var. Hayatta hiçbir şey olmaz demeyen cesur mu cesur oyuncu arkadaşlarım yine sınır tanımayacak ve kurbanlarını çıldırtmanın bir yolunu bulacaklar. Yarışmacılarımızın ise tek yapmaları gereken sinirlerine hakim olmak. Biliyorum bu hiç de kolay değil ama ne kadar sabrederlerse 5000 liralık büyük ödüle de bir adım daha yaklaşacaklar. Evet. Rahat koltuklarınıza kuruldunuz mu? Abur cuburlarınız da yanınızda. Artık Kızma Kazan başlasın diyorsunuz. Hadi o zaman sizi daha fazla sabırsızlandırmadan başlayalım. İyi seyirler. Je suis avec mon ami Jeanne. Tamam, okey abi, okey, sağ ol. Burada çekime geldik, yemeklerini tadacağız falan filan bir şeyler söylüyor. Kaç para geçiyor elinize, kuru? Allah şükür olsun. Herkesin yani çalışanlar ödün filan. 15 kişi çalışıyor yanımızda. Cukka ne kadar kaldı? Peki genel olarak şu mu yani, malzemelerinizde hep en ucuzunu mu alıyorsunuz? Hayır, hayır. Kesinlikle kaliteye çok önem veririz. Dışarıdan da mesela buranın önünden geçerken böyle pis bir yağ kokusu oluyor. Öyle mi böyle şey? Bu güzel sofrayı neye borçluyuz bir anlatın. Bu şahane sofrayı neye borçluyuz bir öğrenelim. Vallahi bu oturtma her yerde geçerli. Ben çok seviyorum. Şu kameraya bir söyleyebilir miyiz? Şu lütfen bakın tamam, şu kameraya. Tamam, ne diyeceğiz kameraya? Oturtma dandik bir yemek diyeceğiz. Hayır, oturtma dandik bir yemek değil. Arkadaşım biraz dandik herhalde. Mesela bunu yere atsak kırılmıyor porselende. Şöyle atalım bakın. Bakın mesela çok... yere atalım. Kırılmıyor porselen. Aa, çok bakın harika. Mesela bir tane daha atalım yere. Aman atmayın ne olur yeter. Yok, yok ya, bir kırılırsa tane daha mahvolurum. Yok, kırılmaz canım. Öyle yani. Öyle yani işte. Evet, başka? Evet, başka. Çok şeker ya. Dikimi kötü olsa da samimi. biraz dandik duruyor ama alımlı böyle bir. Gel mi senin programı? Spray boyayı sıkacağız dediler. Hadi. Hayır, ben buranın duayeniyim. Ben şimdi sana biraz renklendireceğim. Şu bölgelere biraz şey yaparım. Ya nasıl izin veriyorsunuz böyle bir şey anlamıyorum. İnterneti yok değil mi burada? İnternet var. İnternet yok, evet. Yok. Yok değil mi? Yok. Var mı? Var var. Yok, var. Var. Var mı yok mu? Var mı siz? Var. 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 Şöyle bir tadalım bakalım. Beğenmediniz mi yoksa? Köylü kurnazlığı diye bir şey vardır bilirsiniz. Onun bu köyde kasını gördük biz değil mi? Ne konuda? Peyniri geçirmece. Dandik peyniri yedirme. Vallahi bu konu... Ağlamış yüz almış başını gitmiş. Biz size röportaj yapmak istediğimizde Fethi Bey diye sorduk. Fetoş mu dediler. Noş kelimesini kullanmayın. Anladım. Yok onu bize... Burada onu, onu kullanmayın, onu kullanmayın. Kızıyor musun? Ya fetoş kelimesi ne yani? Oyuncu arkadaşım Caner bugün uydurma yemek programı Pierre'le tadıyorum için sahte gurme Pierre'le birlikte Mecidiyeköy'deki bir lokantanın kapısını çalacak. Kendini bildi bileli restoran işinde olan Sıddık Bey mekanının ve yemeklerinin tanıtımını yapacağını zannediyor. Ancak Caner niyeti fena halde bozmuş. Sıddık Bey'in restoranındaki yemekleri yerden yere vuracak, mekanı tepeden tırnağa eleştirecek. Yani bakalım Sıddık Bey ne kadar sabırlı, kızmayıp kazanacak mı? Evet, şu anda Pierre'le birlikte Mecidiyeköy'de bir esnaf lokantasının önündeyiz. Birazdan yemekleri tadacağız ve yorumlarımızı yapacağız. Ve Sıddık Bey'i kızdırmaya çalışacağız. Bakalım kızmayıp kazanacak mı? Kızma Kazan başlıyor. Evet, Pierre'le tadıyorum'dan herkese merhaba. Evet, programın adı Pierre'le tadıyorum. Eskiden Caner'le tadıyorum'du. Yapımcımız sağ olsun. Pierre'le tadıyorum daha fazla dikkat çekeceğini düşünüp Pierre'le tadıyorum dedi. Pierre'le tadıyorum oldu programın adı. 300-500 liranın hesabını yapan yapımcımız dışından sunucu getirmeyi nedense şey yapmadı. Affedersin. Pierre bu. Pierre merhaba de. Merhaba. Şıtı.
Pardon. Evet, bugün Sıddık Bey var karşımızda. Bu restoranın sahibi. Değil mi? Teşekkür ediyorum, evet. Ben teşekkür ediyorum. Caner'in gerginliğine bir anlam veremeyen Sıddık Bey, bugünkü kurbanımız. Bir kısaca anlatır mısınız bize buranın? Öncelikle Pierre'le Tadıyorum'a teşekkür ediyorum. Böyle bir Caner'le mekan... Tadıyorum'du. Evet, evet. Caner'le Tadıyorum'a. Şuradaki şapkalı arkadaşımız bunun daha uygun olduğunu düşündü. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Böyle ediyorum. Böyle mekanımızı kendisi. Tercih ettikleri için. Evet. Baştan ona teşekkür ediyorum. Kısaca kendimden bahsedeyim isterseniz. 1967 Osmaniye Kadirli doğumluyum. 1979'da bu mesleğe girdim. Evet. Ve halen devam etmekteyim. 1979'dan ortaokul yıllarında evet. yazları çalışıyor. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanmama rağmen dedim ki ben gıda sektöründe başarılı olacağım ve gıda sektöründe devam edeceğim. Meslek hayatıma o yıllarda başladım. Abi dinlemiyor da oraya buraya bakın. Hem meslek hayatıma o yıllardan başladım ve şu anda devam etmekteyim. Yaklaşık 29 yıldır İstanbul'dayım. Kaç? 29 yıldır İstanbul'dayım. Çok 1978'de... Evet. Peki. Ne oldu 78'de? 1980... Kıbrıs Hareket 7'de, yok. 87'de dinlenme tesisi kurdum. Evet. Adapazarı'nda. Çok güzel. Üzerinde. 1990'da... Adapazarı'nın nesi meşhur? Kabağı. Kabak mı? Evet. Pişmaniye değil miydi o? Vallahi biz kabağı olarak biliyoruz tamam. ama kabak tatlısı. 1990'da İstanbul'da bir restoranı kurdum. Ve halen 23 yıldır devam ediyoruz. Pierre, Adapazarı, you know, Adapazarı. Biliyor musun Adapazarı? Adapazarı, Adapazarı. Island Bazar. Bilmiyorum. Pıla pılıkı diyor. Çiftlikten bahsediyor. Şöyle bir şey var. Şimdi evet. bak ben, sen yabancı değilsin. Verin. 1200 lira alıyordum ben bu programda. 1200 lira. Şu an kayıttayız ama bunları zaten kullanmayız. Bu arkadaş, neyse şimdi bir şey söylemeyeceğim. Bu arkadaş geldi 300-500 derken yok stopajı yok bilmem nesi. Bunlar vergi de ödemek için geldi ülkemizde gevşek gevşek gezdikleri için. Hı hı. Bu adamlar benden parası kestiler. 300 lira, 500 lira yok stopaj yok KDV derken bu herif her şeyi aldı. Neyse abi tamam özür diliyorum. Aramızda bizim bir gerginlik var. Tamam peki o zaman sen de bir anons yap. Anons. Bahset buradan. Alors bonjour, bonjour à vous tous. Cette fois aussi, chaque semaine, comme chaque semaine, on va essayer de, à la place de vous, des cuisines, des exemples de la cuisine turque, authentique. Kuzeniyle bu restoranı açmış diyor. Kuzeniyle birleşmişler, böyle bir yer açmışlar dedi. Et puis, je suis très curieux. Qu'est-ce qu'on va essayer cette semaine? Qu'est-ce qu'on va? Je suis avec mon ami Janer. Tamam, okey abi, okey, sağ ol. İşte şey diyor, burada bir restoran var, burada çekime geldik, yemeklerini tadacağız falan filan bir şeyler söylüyor. Sağ olsun, yer. Kazandığı paranın hakkını vermeye çalışıyor burada daha fazla konuşarak. Pierre ve Caner'in arasında kalan şaşkın yarışmacımız yorum yapmayarak iyi bir başlangıç yapıyor kızma kazana. Menüyü sayar mısınız bize? Menünüzde neler var? Esas bizim... Neyle şey, iddialısınız? Neyle Spesiyel iddialı? Restoran ismimiz. Spesiyel yemeklerimizle meşhuruz. Yemeklerimizi kendimiz üretiyoruz yani... Normal restoranlar yemeklerini evet, kendi üretirler. Kendi üretim değil yani... Kendimiz yemek icat ediyoruz yani bir yemeği... Uyduruyorsunuz. Evet. Yani spesiyelin anlamı da o. Kendine özel olan, özgü olan. Uydurup evet. uydurup satıyoruz. Evet. Şekilde, aşçımız sağ olsunlar. Spesiyelimiz de oradan kaynaklanıyor. İşte biz Adana yöresi genelde Çukurova yöresine hitap ediyoruz. Çukurova yemekleri var. Çok güzel. İşte Çukurova, Çukurova. Güreç, kebapları, Adana'nın kebapları, Çukurova'nın yemekleriyle meşhuruz. Hı hı. Ve 1990'dan beri buradayız. Tamam çok güzel abi. Ama ben şöyle bir şey anladım. Yani çok özel bir şey yapmıyorsunuz yemeklerinizi. Bugün için yok. Bugün hafta sonu. O yüzden menümüz günde en az 25 çeşit yemek çıkıyor burada. Anladım. Artı zeytinyağlılar. Tabii 10-12 çeşit. Genel olarak bu 25'in 25'i de uydurma yemekler mi yoksa aralarında gerçek lezzetler mi? Tabii hazır yemekler de var. Yani tas kebap, işte çoban kavurma gibi. Ama diğerleri de spesiyel kendi yemeklerimiz. 40 yıllık spesiyele uydurma diyorsun Caner. Vallahi yani pes sana ya.
Peki ne kadar para kazanıyorsunuz Google Ad'da? Ya bunu kendi merak... Onu bu ekranda söylemesem daha iyi değil mi? Kaç para geçiyor elinize kuru? Allah şükürler olsun. Yani yaklaşık kirası, biraz kira tabii. Yaklaşık... Kirayı ödedin, çalışanları ödedin filan. 15 kişi çalışıyor Cukka yanımızda. Cukka ne kadar koyuyor? Onu söyleyemeyiz şu anda. Sıdık Beyciğim, siz Caner'in kusuruna bakmayın. Biraz patafatsızlıklar yapar kendisi böyle. Ama şu anda bizden 500 lira kazandınız bile. Peki, menüyle sınırlı mıyız burada? Yoksa kendi isteklerimiz oluyor mu? Mesela burada benim canım... Hayır, menüyle sınırlı... Mantı istedi. Mantı evet. Yapıyor musunuz? Bana? Menüyle sınırlı değiliz. Mantı istediyse size mantı ikram ederiz. Allah Allah, her istediğimi yapıyoruz. Evet. Burası şey, isterseniz et söte, saç kavurma gibi böyle özel şeyler sunarız yemeklerimizi. Anladım. Yani genel olarak ama şunu anlıyorum. Yani özel bir şey yok burada, değil mi? Çok güzel lezzetler. Biraz var. Hayır. Olmaz. Biraz menünüz sıradan yani. Sıradan değil. Nerede? Yani her yerde bulabileceğimiz lezzetlerle burada da karşılaşıyoruz. Yani ya burası özel bir şey veriyor mu bize? Tabii spesiyel yemeğimiz var ama şu anda yaptıramayız. Tabii ki spesiyeliz zaten biz. Özel yemeğimiz var. Her yerde bulamayacağın zaten spesiyel anlamı şeyimiz, bizim özel yemeğimiz var fakat şu anda yok. Menüye sıradan diyerek mekan sahibini can evinden vurdun Caner. Ama Sıddık Bey de çetin ceviz çıktı yani, baksana hiç sinirlenmiyor. Spesiyel, you know, spesiyel. Nasıl? Spesiyel. Cacık. Cacık dedi misin? Cacık. Sikua dedi. Cacık. Neyse, evet. Peki böyle bilmeyen insanlara nasıl program yapacağız? Abi işte ben bilmiyorum. Sen Fransızca biliyor musun? Yok. Bu da Türkçe bilmiyor. Ne yapacağız? Böyle konuşacağız işte, o yemekleri tadacak. Ben çevireceğim, sorun değil. Yemekleri tadacağız birazdan. Hazır mı şu anda yemekler? Evet, yemeğimizi alalım. Alalım mı yemeğimizi? O sırada da sohbetimize devam edelim. Hı. Yemeğimiz gelsin. Peki mimaride neyden esinlendiniz? Burası basit, sade görünüşlü böyle. Evet, biz genelde ucuzcusunuz. Burası genelde esnaflara, şirketlere, şirketlerdeki memur kısımlarına hitap eden bir restoran. Pierre. Bıçak da ver. Bıçak da alalım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Afiyet, bon appétit. Tat bakalım. Eat. No. Sen bir tat konuşalım. Peki genel olarak şu mu yani, malzemelerinizde hep en ucuzunu mu alıyorsunuz? Hayır. Kesinlikle kaliteye çok önem veririz. Çünkü 23 yıldır... Kokusu biraz ağır. Çok ucuz yağ kullanıyorsunuz. Hayır. Dışarıdan da mesela buranın önünden geçerken böyle pis bir yağ kokusu geliyor. Olur mu öyle şey? Kesinlikle ayçiçek yağı kullanırız. Genial. Bir numara yağ kullanırız. Özellikle Allah. Yemeklerde... Böyle bir leş gibi bir kokusu var ama. Yemeklerde ne abi? Salça çok önemlidir. Biraz pis kokuyor da o yüzden. Sıddık Bey umutla Pierre'in yüzüne bakarken bizden de 1500 lira kazanıyor. Ne diyorsun? Merveilleux, süper. Evet, beğenmedi. Pierre de beğenmedi. Pierre de kokusuna, Fransız olmasına rağmen, her şeyi yiyebilme olmasına rağmen beğenmedi. Süper. Süper değil mi? Yok. Evet. Çok kötü diyor. Çok kötü diyor. Yani çok ağır. Çok ağır. Hmm. Kameraya bakıp Pierre. Kamera çok ağır, leş. Leş çok gibi. Ağır. Leş gibi. Öyle diyor. Leş. Öyle diyor. Bir dakika şey yapar mısınız? Biz program mı yapıyoruz, burayı karalım, şey mi yapıyoruz? Yok, biz her gittiğimiz yerde objektif bir şekilde yemekleri değerlendiriyoruz. Ama leş gibi olursa sıkıntı yaratır ama burada. Efendim? Aubergine. Anlamadım söylediğinizi. Süper. Ama leş gibi denmez yani. Yok, leş gibi derken o leş gibi diyor. Ben bana kalsa ben tatmadım zaten. Öyle denmez yani. Böyle bir program yapacaksak hemen keselim. Şöyle yok kesmeyelim. Arkadaşlar biz program mı yapıyoruz? Bu lokantayı karalama mı yapıyoruz? Önce onu bilelim. Tamam. Şey sök bunu. Lütfen bitmiştir bura. Yok abi otur ben. Hayır. Çok kardeşim. Diğer Türk abi unutmuş sana şakaya. Gel otur konuşalım biraz. Biz seni en başından beri sinirlendirmeye çalışıyoruz. Ben böyle yavaş yavaş girdim ama baktım sen çok sakinsin. Leş, pis falan diye girdim senin üstünden. Yoksa çok uzak kokuyor. Ben yememek için zor tutuyorum.
Ama yani programı da ilk başta şey yapmadığınız için bunun için birden tepki verdim yani. Biz seni böyle ufak ufak yerdik. Evet, ben de bir tadayım. Şöyle bir... Bak, zaten güzel kokuyor, çok güzel. Abicim 23. Güzel, sabırlı çıktın ama yine de. Ya evet, yani tabii ki program yıllardır bu işi yaptığımız için insanlarla iç içeyiz. Ama fakat ilk defa böyle bir sözü duydum burada. 23 yıldır ilk defa duydum. Yani. Abi ben çok... seni hiç sinirlenmeyeceksin sanıp böyle yavaş yavaş yükselteyim dedim ama leş deyince dayanamadım. Aa, dayanamadım ama böyle kelimeler kesinlikle gıda sektöründe çok şeydir. Tabii ama sabrından ötürü abi bizden 1500 lira para ödülü kazandın. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şöyle bir beraber el sallayalım da barıştığımız anlaşılsın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. El emeği, göz nuru yemeklerine leşlenmesiyle çileden çıkan Sıddık Bey fazla sabredemedi ve bizden sadece 1500 lira para ödülü kazandı. Caner adına Sıddık Bey'den özür diliyorum. Umarım parasını harcarken bu tatsız şakayı unutur gider. Kızma kazan tüm hızıyla devam ediyor. Bu güzel sofrayı neye borçluyuz bir anlatın. Bu şahane sofrayı neye borçluyuz bir öğrenelim. Vallahi bu oturtma her yerde geçerli. Ben çok seviyorum. Şu kameraya bir söyleyebilir miyiz? Şu lütfen bakın tamam, şu kameraya. Tamam, ne diyeceğiz kameraya? Oturtma dandik bir yemek diyeceğiz. Hayır, oturtma dandik bir yemek değil. Arkadaşım biraz dandik herhalde. Mesela bunu yere atsak kırılmıyor porselende. Şöyle atalım bakın. Gördünüz mü? Çok enteresan. Bakın çok... mesela yere atalım. Kırılmıyor porselen. Aa, evet. Çok bakın harika. Mesela bir tane daha atalım yere. Aman atmayın, ne olur yeter. Yok, yok ya, bir kırılırsa tane daha. Kırılırsa mahvolurum. Aa, kırıldı. Öyle yani. Öyle yani işte. Evet, başka? Evet, başka. Çok şeker ya. Dikimi kötü olsa da samimi. Biraz dandik duruyor ama alımlı böyle bir. Gel mi senin programı? Sprey boyu sıkacağız dediler. Hadi, hayır. Ben buranın duayeniyim. Ben şimdi sana biraz renklendireceğim. Şu bölgelere biraz şey yaparım. Ya nasıl izin veriyorsunuz böyle bir şey anlamıyorum. İnternet yok değil mi burada? İnternet var. İnternet yok değil mi? Yok. Yok değil mi? Yok. Var mı? Var var. Yok mu? Var. Var. Var mı yok mu? Var mı? Siz var. Söyleyin. Var. Var. Şöyle bir tadalım bakalım. Beğenmediniz mi yoksa? Köylü kurnazlığı diye bir şey vardır bilirsiniz. Onun bu köyde hastalığı gördük biz değil mi? Ne konuda? Peyniri geçirmece. Dandik peyniri yedirme. Vallahi bu konu... Biz size röportaj yapmak istediğimizde Fethi Bey diye sorduk. Fetoş mu dediler. Noş kelimesini kullanma. Anladım. Yok, onu bize burada... Onu kullanmayın, onu kullanmayın. Kızıyor musun sen? Ya fetoş kelimesi ne yani? Evet, şimdi sırada müthiş bir yemek programı var. İsmi Kenar Mahalleden Lezzetler. Adından da anlayabileceğiniz gibi bu görüp görebileceğiniz en tuhaf yemek programı. Oyuncu arkadaşım Ozan bugün Ayşe Hanım'ın kapısını çalacak, mutfağına girecek, yemeklerini tadacak ve tabii ki ortalığı birbirine katacak. Marifetlerini herkese göstermek isteyen Ayşe Hanım'ın da başına geleceklerden haberi yok. Bakalım Ayşe Hanım Ozan'a ne kadar sabredecek, kızmayıp kazanacak. Ayşe Hanım bizi yemek programından geliyor zannediyor. Fakat bizim yemek programımız biraz değişik bir yemek programı. Kenar Mahalleden Lezzetler. İçeri girip Ayşe Hanım'ın yaptığı yemeklere bakacağız. Ah yazık, uğraşıp bir sürü yemek yaptı. Onları tadacağız. Birazcık Ayşe Hanım'ı kızdıracağız. Bakalım Ayşe Hanım'ın sabrı sağlam mı? Kızmayıp kazanacak. Kızma kazan başlıyor. Anadolu'ya gelmişem. Mutfaklardan sizi seçmişem. Bana bir yemek yap hanım abla. Size afiyetler getirmişem. Oh, efendim. Oh, çok iyi, çok iyi. İyi gelmişsin sen. Ozan'ın bu sevimliliğine aldanmayın. Ayşe Hanımcığım, maalesef az sonra kendisinden hiç hoşlanmayacaksınız. Aman efendim, neler hazırladınız? Bu güzel sofrayı neye borçluyuz bir anlatın. Bu şahane sofrayı neye borçluyuz bir öğrenelim. Vallahi bu oturtma her yerde geçerli. Ben çok seviyorum. Oturtma yaptınız. Başka? Evet, patates salatası yaptım. Patates salatası var. Ama özel patates salatası. Şimdi bir dakika, özel deyince nasıl bir özel, bir o özelliğini bunu bir öğrenelim. Yani efendim, özel de nasıl ya, bir özel? Onun nasıl özel, taze patates haşladım. Evet. Bir de içindeki baharatları çok özel. Baharatları özel. Evet, onu ben size söylemeyeceğim, yiyince anlayacaksınız. Diyor ki, özel patates özel ama diyor.
Patatesin evet. Kendisi değil, baharatları özel diyor. Yani yaptığım yemekler dandik diyor. Ne demek dandik canım? Soğan koymuyorum oraya. Ben görüyorsun, bak neler var. Patatesi yemeden önce bu ne kadar temiz, ne kadar hijyenik, ben bunu çok merak ediyorum. Önce elime bakıyorsun, tırnaklarıma bakıyorum. Bakıyorsun, sonra başıma bakıyorsun. Tamam. Ondan sonra yemeklerime bakıyorsun. Şimdi o zaman bir bakalım. İyi bak. Şöyle. Bir dakika. Arkama geçme, bak buraya gel canım benim. Ben çalışan bir insanım, bu kadara bakma. Yani kılı tüyü arama, sen yemeklere bak. Helal olsun Ayşe teyzeciğim sana. Ya işte Ozan böyle alırsın cevabını. O zaman şimdi... Söyle canım. Hazır bu patatesi yapmışken ben bunun bir tadına bakarım. Vallahi bak. Vallahi bakıyorum. Dur bıçak getiririm sana. Hadi çatal getir. Hadi çatal getir. Hadi bakalım. Şöyle bir bak. Elden aldım, kavga etmeyelim. Ya ben seni çok sevdim ya. Genç olsam seni alırdım vallahi. 64 yaşındayım ama ne yapacağız böyle bir tane. Babam var mı güzel böyle patates mi yapayım ona yemeği? Güzel mi? Hepsini aldın mı sen onun ağzına? Yarısını kesseydim keşke. Mideyi bağırsağı bozmaz değil mi? Hayır, kesinlikle. Gerçek bir tarafa gerçekten güzel. Hani fazla şey yapmadım yani, fazla üstüne düşmüyor ama istersen onu yağ... Biraz tuzu falan. Bak bunları kullanıyorum. Himalaya. Tuz. Himalaya tuzumuz evet, var. Evet yani evet. Onu da kesiyorum. Bu, bu da kaya tuzu. Bunu evet. Da toz haline getiriyorum. Öyle serpiyorum. Suya koymuyorum. Hani suda yapın diyor, bekletin diyor. Ne alakası var? Taze taze. Şimdi bu biraz basit bir yemek. Şimdi bunu reddetmiyorum. Bu biraz şimdi basit benim bir yemek. Esas Edol'ün bu oturtmaydı. Ben tamam. Bunu ekstra yaptım. Anladım. Yani bak bu Ayşe kadını bir tadabilirsin. Bu tatlı açıklamalarınızın hatırına biz de size 250 lirayı verdik gitti Ayşe Hanımcığım. Şimdi bu oturtmayı ben size müsaade ederseniz oturtmayla ilgili anlatayım. Daha hemen benim dinlerim. Rahmetli babaannemin bir arkadaşı vardı. Pardon, nerelisiniz? Ben Ankaralıyım. Ankara'da oturtma var mı? Ankara'da oturtma var ama bu hikayem benim çok özel. Tamam, dinlerim. Rahmetli babaannemin bir komşusu vardı. Böyle hani komşuyu da... Nasıl anlatayım size? Üşengeç, beceriksiz bir komşusu vardı. Böyle elinden de hiçbir şey gelmiyordu. Yani yemek yapmaya çalışıyordu komşusu, yapamıyordu. Hep oturtma yapıyordu. Beceremiyordu. Hep oturtma. Patlıcanı çok seviyor o zaman. Neden oturtma yapıyordu? Ya oturtma herkesin yapacağı bir şey değil. Bu çok ekstra bir şey. Evet. Hani bunun değişikleri de var. Patlıcan deyince 10 çeşide giriyor, 5 çeşide giriyor. Ama oturtma çok basit. Kıyma normal var. Patlıcan normal var. Yani buna bir niteliksiz bir yemek diyebilir miyiz? Yani öylesine bir... Basit dandik bir yemek diyebilir miyiz biz buna? Hayır diyemezsin. Biz buna ucuz dandik bir yemek diyebilir miyiz? Ya hayır diyemezsin. O zavallı onu öğrenmiş öyle gidiyor. Şimdi o zaman şu kameraya bir söyleyebilir miyiz? Şu lütfen bakın tamam, şu kameraya. Tamam ne diyeceğiz kameraya? Oturtma dandik bir yemek diyeceğiz. Hayır oturtma dandik bir yemek değil. Arkadaşım biraz dandik herhalde. Oturtmayı dandik olarak görmüş. Bakın yine. Sen de ama beni üzüyorsun. Sen şimdi al bak gör bakayım dandik mi? Çok güzel. Sen şimdi bunu bir tane tat, parmaklarını yersin. Ayşe Hanım'ın el emeği, göz nuru, patlıcan oturtmasının ne dandikliği kaldı ne basitliği. Ama neyse ki hanımefendi tam bir sabır abidesi. Şimdi bu oturtmayı nasıl yapmaya başlıyoruz? Bir en baştan bir anlatalım. Bu oturtma... İstersen soyayım bak şundan başlayayım. Şimdi, evet. Bak şundan başlayayım. Evet. İster misin? Şimdi en baştan bir başlayalım. Nasıl şimdi yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Bu zaten bu hormonlu. Bu nalet bir şey bak. Ölçsen bu kadar yani patlıcan olması lazım. Evet. Bu 3 santimi de geçiyor. Bu nalet bir şey ama bunu ben aldım. Tamam. Yine ürün güzeldir. Aldım böyle soydum. Kestim, tuzladım. Tamam. Bu Himalaya tuzunu böyle döktüm. Tamam. Suda beklettim. Suda bekledi, patlıcan suda bekledi. Patlıcan suda beklerse çünkü acılığı gider. Ondan sonra aldım. Güzel bir kavurma yapmam için, içinin malzemesi için. Kıyma aldım ama kasaptan hakiki bir kıyma. Şimdi bir dakika. Patlıcanı, önce tencereye patlıcanı mı koyduk, kıymayı mı koyduk? Patlıcanı koydum. Patlıcanı ben kızarttım. Bir tarafını kızarttım, bir tarafını çiğ bıraktım. Neden? Şimdi... Patlıcan yayılmasın diye. Bir kat kıyma, bir kat patlıcan koydum. Şimdi ünlü gurmeler böyle demiyorlar. Ne yani, diyorlar? Ünlü gurmeler diyorlar ki bir yemeğe patlıcan konacaksa bir yemek piştikten sonra konur diyorlar. Halt etmişler olur mu? Ben mengenliyim. Ha nerede? Hiç görünmemiş bir şey. Şimdi ama mengenliyim diyorsunuz da biz ne mengenliler gördük şimdi. Hangisini gördün sen? Ne mengenliler gördük şimdi. Yok, mengenliyim bak, diyorsunuz da. Oturtma bir patlıcan kızartma koyarsın.
kıyma koyarsın, tekrar bir kat koyarsın. Kıyma koyarsın, üstüne güzel biber koyarsın, domates koyarsın, hafif tuz atarsın. Suyunu koyarsın, oturtmayı kapatırsın, pişer. Mengen'le Ayşe Hanım sözde gurmelere laf yetiştirirken bizden de tam 1000 lira kazanıyor. Neyse, şimdi size bir hediyemiz var. O hediyemizi ben takdim edeyim size. Şöyle bir hediye getirdik size. Aman efendim. Şöyle. Şöyle bir... Çok teşekkür ederim. Porselen tabak takımı var. Bu melamin değildir yalnız. Porselendir. Değil, evet. Porselendir, evet. Porselenin bir özelliği var. Bilir misiniz bilmiyorum. Porselen darbeye dayanıklı. Sıcağı da dayanıklı. Mesela bunu yere atsak kırılmıyor porselende. Şöyle atalım. Gördünüz mü? Çok kırılmıyor. Enteresan. Bakın çok... mesela yere atalım. Çok bakın harika. Mesela bir tane daha atalım yere. Aman atmayın, ne olur yeter. Yok, yok ya, kırılırsa mahvolurum. Yok, kırılmaz canım. Ne oldu? Ama yani demek ki bazen de kırılıyormuş. Neyse, yani zaten... şimdi patlıcan gurme mi değil mi belli neyse, oldu değil mi? Zaten şimdi o kadar da önemli değil. Ya hijyenden bahsederken zavallı Ayşe teyzemin mutfağını batırdın ama Ozan, olmaz ki ya. Yemek yaparken eğlenmek çok önemlidir efendim. Evet. Şimdi adınız neydi, Ayşe'ydi? Ayşe. Ayşe Hanım diyor ki ben yemek yaparken hiç eğlenmem diyor. Aa, eğlenirim. Ayşe Hanım ben yemek yapmaktan nefret ediyorum diyor Ayşe Hanım. Şimdi yemek yaparken eğlenmek Avrupa'da o kadar trend ki insanlar malzemelerle kendilerine farklı farklı eğlence yöntemleri buluyor. Mesela yemek yaparken bu önünüzde böyle bir malzemeler var. Biraz eğleneceksiniz. Bunu alacaksınız. Koyacaksınız. Bunlarla oynayacaksınız. Yumurtayı alacaksınız. Bunu da sıkacağım şöyle. Bunları rahat edersin belki. Limon iyi gelir. Bunlarla böyle biraz eğlenmek sirke gerekiyor. Sirke de alacağım, dökeceğim. Bunlar, çok iyi oluyor, harika oluyor bunlar, tabii. Bunlarla çünkü bakın. Hıyar turşum da var. Hıyar da yiyeceksiniz gibi olacak. Çünkü, çünkü bakın yemek yaparken o kadar önemli ki eğlenmek. İşin esasında %10'u eğlenmek. Ay canım benim. İşin %10'u eğlenmek. Göbek atıyorum vallahi. İşin %10'u eğlenmek. Geri kalanı yemek yapmak için. Tabii. Şarkı söylüyorum, göbek atıyorum. Burnum duymaz, kel aymaz. Yaptığı onca şeye rağmen hala Ozan'ın yanaklarını sıktığınız için biz de size 2000 lirayı verdik gitti Ayşe Hanımcığım. Yemek yaparken siz de hijyene önem verirsiniz galiba. Çok veririm. O zaman ellerimizi yıkayalım o zaman. Bak ellerimizi zaten yıkayalım. Ellerimizi yıkayalım. Sen bir yıka elini anacığım, gel. Yıkadım. Şimdi efendim. Kişisel temizlik ve hijyen o kadar önemlidir ki. Doğru söylüyorsun. Bu kişisel temizlik ve hijyen. Bir sürü durumlarda bunu yapmak gerekir. Çünkü mesela şöyle bunu açıklayalım. Tuvalete gittiniz mesela. Herkes gidiyor tuvalete. Bu şey bir şey değil yani. Tuvalete gittik mesela. Taharetlendik. Elimize bir sürü bakteriler birikiyor. Tırnak aralarımıza elimize birikiyor. Bunları iyice silip temizlememiz gerekiyor. Yoksa bakteriler yemeğimize karışır. Yani hiçbirimiz yemeğimizde taharetten kalan bakteriler kalsın istemeyiz. Bu çok özel bir şey. Yani yemeğimizin temiz olması hepimiz için çok önemli. Bunu çoluğumuz yiyor, çocuğumuz yiyor değil mi? Gayet tabii. Sen şimdi yemekle tuvaletin ne alakası ama var? Ama şimdi bu o kadar önemli bir... Şimdi ben bak, şimdi bakın, yemek bu yaparken... Döngü, bu bir döngü. Bu şimdi bir döngü. Biliyorsunuz ne oluyor? Bu bir döngü. Tamam, başta ne dedim ben size? Bak, bunu bağlamak çok önemli. Saç olayı var. Tırnaklarım kesik, yemek olayı var. Musluğum devamlı burada. Diyor ki taharetlendikten sonra yemekte... Hayır, öyle bir şey. Öyle bir şey demiyor. Ben tuvalete girip yemek yapıyorum demiyorum. Diyor ki çok önemli diyor. Hayır ama bak şimdi saptırma lütfen. Ben şurada yemek yaparken bütün elim suyun içinde. Yemeğimi pişiriyorum. Yani suyun içinden çıktıktan sonra eli yemek yapmak hiç çok önemli değil. Ben yemeğimi bitirdikten sonra giderim tuvalete, her şeyimi yaparım. O kimse ilgilendirmez ki. Yemekle ne alakası var? Ah Ayşe Hanımcığım, ah o kadar kibar bir hanımefendisiniz ki hala sabırla Ozan'a laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi tuvalet yemek yaparken tuvalete gitmiyorum ki ben. Yemek yaparken hayatımda hiç tuvalete gittiğim günü hatırlamam. Ayşe Hanım diyor ki yemek yaparken sık sık tuvalete giderim diyor. Aa, tersini söylüyorsun. Yemek yaparken sık sık tuvalete giderim diyor. Tuvalete gittikten sonra da ellerimi iyi yıkar mıyım, yıkamaz mıyım bilmiyorum diyor Ayşe Hanım. Şimdi ben sana ne diyeyim? Geberteyim seni. Bazıları sıkarım lan Ayşe Hanım, ben bana sinirleniyor. Lan ben yemek mi... Ayşe Hanım, kızma kazan programındasınız. Kızdırmaya çalıştık tüm program boyunca. Oh be, hedef yok. Rahatladım lan. Ay, canım benim ya.
Rahatladın, gel öpeyim seni, gel. Oy! Vallahi inanın sabır küpü gibi çıktınız, kabak kırdın. Her şeyi yaptım, yemeğinizi beğendim. Artık tuvalet deyince kaldım kardeşim. Tuvalet çünkü benim en nefret ettiğim şey. Sabrettim ama tuvalet deyince çıldırdım. Şimdi tabağı da kırdı, içim gitti, yandı içim. Yandı, yandı vallahi. Ay geldin abi, bu çok tatlıymış ya. Ay, ay, ay. Ayşe Hanım kızmayarak bizden 2500 lira kazandı. Sağ Ayşe Hanım'ı tebrik ederim. Oy, oy canım canım, canım benim ya. El sallayalım, el sallayalım. Önce buna, sonra buna, şimdi buna. Sizi çok seviyorum. Yıllarını mutfağa adamış, hamarat mı hamarat Ayşe Hanım. Ya Ozan'ın yaptığı bütün saçmalıklara rağmen kızmayarak bizden tam 2500 lira ödül kazandı. Güler yüzüyle kalbimizi fetheden Ayşe Hanım'a parasını güle güle harcamasını temenni ediyoruz. Kızma kazan tüm hızıyla devam. Öyle yani. Öyle yani işte. Evet, başka? Evet, başka. Çok şeker ya. Dikimi kötü olsa da samimi. Biraz dandik duruyor ama alımlı böyle bir. Gel mi senin programı? Boyu boyu sıkacağız dediler. Hadi. Hayır, ben buranın duayeniyim. Ben şimdi sana biraz renklendireceğim. Şu bölgelere biraz şey yaparım. Ya nasıl izin veriyorsunuz böyle bir şey anlamıyorum. İnterneti yok değil mi burada? İnternet var. İnternet yok, evet. Yok. Yok değil mi? Yok. Var mı? Var var. Yok var. Var. Var mı yok mu? Var mı siz? Var. 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 Şöyle bir tadalım bakalım. Beğenmediniz mi yoksa? Köylü kurnazlığı diye bir şey vardır bilirsiniz. Onun bu köyde hastalığı gördük biz değil mi? Ne konuda? Peyniri geçirmece. Dandik peyniri yedirme. Vallahi bu konu... Biz size röportaj yapmak istediğimizde Fethi Bey diye sorduk. Fetoş mu dediler. Noş kelimesini kullanmayın. Anladım. Yok onu bize... Burada onu kullanmayın, onu kullanmayın. Kızıyor musun sen? Ya fetoş kelimesi ne yani? Modanın nabzını tutan atmasyon program Moda Sokaklarının bugünkü konuğu sadeliği ve şıklığıyla göz dolduran Nur Hanım. Sahte moda ikonu oyuncu arkadaşım Ayşe saçından makyajına, giyim kuşamından güzelliğine varıncaya kadar Nur Hanım'ı tepeden tırnağa inceleyip eleştiri bombardımanına tutacak. Bakalım Nur Hanım'ın sinirleri ne kadar sağlam? Ayşe'nin sinir bozucu yorumları karşısında kızmayıp kazanacak mı? Yarışmacımız Moda Sokakları adında bir programı konuk olduğunu zannediyor. Bakalım tarzıyla ilgili acımasız eleştiriler yaptıktan sonra kızmayıp kazanmayı başarabilecek mi? Kızma kazan başlıyor. Merhabalar, Moda Sokakları adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir konuğumuzla bir moda serüvenine çıkacağız. Evet, konuğumuzu tanıyalım isterseniz. Buyurunuz. Merhaba, ben Nur Erkoç. 21 yaşındayım. Çok memnun olduk Nur Hanımcığım ama az sonra siz bizimle tanıştığınızda memnun olacak mısınız? Orası tartışılır tabii. Şu anda okumuyorum. Düğün hazırlıklarım var. Onunla ilgileniyorum daha çok. Evet. Okumuyorum. 21 yaşındayım. Düğün hazırlıklarımla ilgileniyorum. Evet, adım Nur. Evet. Yani şu anda boştayım yani. Yani boştayım. Normal geçiyor günlerim. Normal geçiyor günlerim. Öyle. Öyle yani. Öyle yani işte. Evet, başka? Evet, başka. Çok şeker ya. Değil mi? Oyuncak gibi. Eminim şu anda Nur Hanım senin pek de şeker olduğunu düşünmüyor Ayşe'cim. Evet, Nur'u tanıdık biraz. Değil mi Nurcuğum? Çok da önemli günler geçirecek önümüzdeki 2,5 ayda değil mi? Bir de bir düğünün, bir gelinliğin olacak. Evet. Onlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle bugün neler giydin onlardan bahsedelim. Bugün askılı bir body giydim, hava sıcak diye. Altıma da bir şort giydim. Yani günlük kıyafetlerim işte. Peki aynaya bakarken... Böyle çıkmadan önce değil mi? Hepimiz bakarız biz hanımlar. Ne söyledin kendine? Ne düşündün?
Önce birkaç tane aslında denedim üstüme ama biraz tedirgin oldum ne giysem diye. Sonra çıkarken hemen çıplak bir şeyler giyeyim. Niye tedirgin oldun? Yani onları giyseydin ne değişecekti bugün? Biraz kararsızlandım kıyafet seçerken. Hmm. Eleştiriyorum kendimi, şu yakıştı mı, bu yakıştı mı diye. Ama buna karar verdim. Evet yani, günlük bir. Peki çok mu kıyafetin var? Çok değil ama yani artık bana yetebilecek kadar diyeyim. Ama yani sonuçta çokluğu değil kıyafetlerin, kalitesi daha çok önemli olan. Mesela 10 tane kaliteli tişörtün olsun, değil mi? Önemli olan kalitesi. Yok, aslında çok da önemli değil kalitesi. Yani pazardan da giyinebiliyorum ben. Pazardan da giyinilir tabii de. Onu demiyorum. İnsan nasıl taşıdığı da önemli. Üzerinde nasıl? Bazısına çok pahalı elbiseler giyer, markalar, paralar. Üzerinde böyle pecmurde kötü durur. Bazısı da basit bir şeyle de çok şık durur. Aslında o kıyafetlerden çok insanın nasıl taşıdığıyla da alakalı. Yani aslında üzerimize ne yakıştıysa o güzel oluyor. Evet. Açıkçası. Peki bunu da pazardan aldım diyor zaten. Yok, pazardan giyindiğini söyledi. Öyle ama diyor ki bugün burada moda severlere taktiklerde bulunuyor. Diyor ki hiç önemli diyor. Pazardan da giyin diyor. Nereden giyinirseniz giyinin diyor. Üzerimdekileri de pazardan aldım dedi. Bakalım inceleyelim. Bu üzerinizdeki tişörtte bir takım böyle verev verev şeyler görüyorum. Evet. Üst üst dikilmiş. Hı hı. Dikimi kötü olsa da samimi. biraz dandik duruyor ama alımlı. Böyle bir şey var. Siz ne düşünüyorsunuz bu üstünüzde? Aslında ben bunu pazardan almadım. Pazardan aldım diyor, evet. Pazardan alışveriş. Aldım dediniz. Aldım. Pazardan da alıyorum aslında ama evet. Hani yine de öyle bakıyorum, üzerime yakışan bir şeyse, yakışacağını düşündüğüm bir şeyse alıyorum. Giyiyorum, yani severek giyiyorum aslında ben bunu. Her zaman giymem ama. Ama kalitesiz bir ürün ama size çok yakışmış yani. Siz de şey... Teşekkür ederim. Sağ olun. Ah be Ayşe, ah be Ayşe. Güzelim bluzu ne hallere soktun. Neyse ki Nur Hanım sadece teşekkür etmekle yetindi sana. Allah mesut etsin. Evleneceksiniz. Hı hı. Değil mi? Nasıl bir gelinlik seçtiniz kendinize? Nasıl bir gelinlik seçtim? Daha çok dantel detayları olan bir gelinlik. Evet. Düz, prenses model olmayan. Ay ben de kime soruyorum ya? Yani ne bileyim birden iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilemedim. Ya yani evlenecek olanlara sizden acaba tavsiye sormak iyi mi olur, kötü mü olur? Onların da başını mı yakalım mı, yakmayalım mı? Bilemedim yani. Bilmem. Belki daha çok hoşlarına gider. Bilemedim orasını. Nasıl taktik vereceksiniz artık? Beğenmediniz mi beni? O yüzden zevkinizle. Evet, dantel detaylar seviyorum diyor. Evet. Yani zaten herkesin de aklına ilk gelinlik deyince dantel gelir. Yani bunda bir numara yok. Evet, başka nasıl gelinlik? Başka daha düz bir model. Prenses model istemiyorum. Yani kabarık bir model istemiyorum. Sade bir gelinlik istiyorum. Sade bir şıklık istiyorum. Peki nereden gelinliğiniz? Birisinin komşunun falan mı yoksa pazardan mı? İkinci el nereden buldunuz o gelinliği mesela? Valla komşumun olsa iyi olurdu ama hiç öyle istediğim komşumda bir gelinliğim yok yani. Öyle o tarz bir gelinlik yok yani. Olsa iyi olurdu diyor yani. Komşunun olsaydı, tül olsaydı, perde olsaydı ben diyor olsaydı. Ne üstümde diyor pahalı bir gelinlik de aynı durur diyor. Her şey de aynı durur zaten diyor. Evlenmek üzere olan bir hanımefendi için gelinlik hassas konu malum. Ama Ayşe'nin ağzı da torba değil ki büzülsün. Saçları hiç el değmemiş gibi duruyor. Vahşi biraz buldum ben. Hiç ne boya yok, kesim yok. Kim kesiyor saçlarınızı? Kuaför. Hadi canım. Evet belli ki vallahi Nur Hanım'ın saçlarını annesi kesiyor. Ben öyle anladım. Diyor ki ben diyor hiç diyor bir şey diyor ne boya var ne kesim var diyor. Ben diyor evde diyor. Annem kesiyor saçlarımı diyor. Çok da güzel. Oh ne güzel. Annem kesmiyor. Olsun. Annesi kesiyor. Harika.
Ayşe ne dese razı olan hanımefendi yarışmacımız ödülünü tam 1000 liraya yükseltiyor. Dilerseniz şey yapalım. Yapalım. Başka bir arkadaşı da alalım buraya. Var mı başka arkadaşın? Vallahi Eyvah. Stüdyoya güneş doğdu. Güneş doğdu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba Ayşe. Merhaba, ben canım. Merhaba Zoley ben de. Hoş geldin. Memnun nasılsın? Oldum. İyiyim. Siz Hoş nasılsınız? Hoş geldin. Oh be. Merhaba. Oh. Ay rahatladım. Şu güzelliğe, şu tatlılığa bak. Ay teşekkür ederim. Nereden buldunuz ya? Vallahi ben bu kızı istiyorum. Ben de anlamadım, eve gidiyordum tam. Malumunuz Soley tabii ki Kızma Kazan ekibinden. Soley'in varlığı Nur Hanım'ı şimdiden germişe benziyor. Bu kızı istiyorum. Bu kızın bu güzelliği, bu hoşluğuyla vallahi asistanım yapacağım. Çok hoş. Teşekkür ederim. Ne kadar değil mi doğalında bir hoşluğu kadının çekiciliği var. İster miydiniz böyle olmak? Ya ben kendim olmayı seviyorum açıkçası. Nasıl buldunuz? Gayet bakımlı, şık. Güzel. Öyle mi? Aynen. Siz nasıl buldunuz? Sade. Bilmiyorum sunucu olarak da. Sen yap bari. Çünkü sana şey olmaz. Ben program sunduğum için kibarlığımı bozamıyorum. Sen anladın. Canım sen yani. Benim kafalardasın. Sen vallahi benim kafalardasın. Hadi diyeceğini de hadi. Ya benim tarzım değil yani pek gösterişsiz. Değil mi? Çocuk gibi bir kadın seviyorum. Evet yani yaşı var belli ama kıyafetleri daha evet çocuk. Evet. Değil mi? Canım benim ya. Ay Soley'i de kaçırmayalım. Soley'i kaçırmayalım. İşte kadın dediğimiz böyle olur. Nur Hanım da inşallah bir gün bu duyguları tadar diye düşünüyorum. Büyüyüp serpip artık kaç yaşında şey yapacaksa onları yaşar diye umut ediyorum. Değil mi? Kaç yaşındaydınız siz ne? Kaç? Ben? Evet. 28. Sen çok iyi. Ooo vallahi çok genç duruyorsun. Ay, teşekkür ederim. İnanır mısın arkadaşımız da? Kaç? Söylesen. 29. Çok yaklaştınız gerçekten. Ya, evet. Doğru tahmin ediyorum genelde. Çünkü bu ağır başlı böyle bir haminle stiliyle 30, 35, 40 böyle gider yani. Gider. Evet. Öyle karakter. Ne tatlı gülümsüyorsunuz aynı bana. Dişlerini sıkarak hırsla gülümseyen Nur Hanım sinirlerine hakim olmayı şimdilik başarıyor ve bizden tam 1500 lira ödül kazanıyor. Saçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şey gibi, hiç el değmemiş gibi değil mi biraz? Evet. Doğallıkla şimdi güzellik. El değmemiş doğal oluyor. Bakımlılıkla şeyle o zaman ne bileyim ben öyle sokaklarda yaşayanlar, bilmem nerede yaşayanlar, ışıklı. Zaten bakımsızlığın yeni adı doğallık olmuş. Ay yani çok güzelsin. Yani bu doğallık kisvesi altında rezillik. Biz yapay mı? Vallahi olursun? Rezillik. Canım ya, canım canım. Soley'e bir alkış diyeceğim ama iyice içimden koptu. Neyse, bravo. Ay ben nereye geldim der gibi bakıyorsunuz Nur Hanımcığım. Üzülmeyin bu kadar. Biraz daha dayanırsanız hepsi geçecek. Evet, moda programımızda devam ediyoruz Nur'la olan söyleşimize. Makyaja gelelim istersen. Gelelim mi? Gelelim. 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 Ha, gelelim. Makyaja gelelim. Ha? Benim neymiş makyaj? Nasıl yapılıyor, ne oluyor? Anlat bakalım, taktikler ver bize. Anlat bakalım, hadi. Valla ben doğal, bakımsız sizin tabirinizle. Doğal seviyorum. Yani çok makyaj yapmıyorum. Göz kalemi, biraz ruj. Yeterli oluyor benim için. Göz kaleminizi ne amaçla çektiniz bugün buraya gelirken? Neyinize güvenerek? Yani doğal güzelliği olur zaten o halinde de bir aurası olur, ona güvenir ben mesela. Ben işte güzelliğime güzellik katmayı seviyorum da. Doğal güzelliğim zaten var. Yok, ben onu sizin için söylemedim zaten. Bazısı doğal güzelliğine güvenir, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ben de onu verdim. Siz o katı... Ben öyle hissediyorum. Aman,
Deliye de sorsan neler hissediyor, değil mi? Diyor ki ben kralım diyor mesela. Deliye soruyorsun. Kral gibi hissediyorum diyor. Değil mi? Siz nasıl hissediyorsunuz? Vallahi ben başarılı bir kadınım. Programım var, onu sunuyorum. Moda hakkında bilgi sahibiyim. Öyle hissediyorum. Hissetmek dışında da gerçekler bu. Moda hakkında bilgi sahibi, güzel. Evet. Güzelmiş. Bu gözlerinizi siz çektiniz. Ne amaçla yaptınız? Böyle eski, böyle şey yaparlar. Kömür. Kömürü damla sürme gibi. Değil mi? Öyle şey. Yanaklarınızı çimdiklediniz herhalde. Dudağınızı acımaya sürdünüz. Doğallık tabii, öyle. Evet. İşte doğallık. Böyle bir şey. Gerek yok ki yapmama zaten. Siz her halinizle güzelsiniz Nur Hanım ama Ayşe'ye katlanarak büyük bir alkışı ve 2500 lirayı hak ettiniz. Makyaj malzemesi pahalı mı geliyor size? Tabii pahalı. Hepsini alamıyorum ama genel olarak çok ihtiyacım olmadığı için kullanmıyorum da zaten. Bence biraz öyle düşünmemek lazım. Sonra. Keşke Nur Hanım biraz daha makyajında olsaydı, hoş bir şeyler giyinip gelseydi de bugün moda programımız daha iyi geçseydi yani. Değil mi? Hani moda programına nasıl insanlar çağrılıyor? Sokaktan geçen hanımefendi bile güneş gibi doğdu burada. Yani utanmıyor musunuz böyle insanlar getiriyorsunuz benim programıma? Belki düğünden geliyordur. Ev hanımefendinin günlük bence çok hoş bir stili belki var. Belki akşam yemeğine gidiyordur. Hayır, çok hoş bir stili var bence günlük. Bir bakayım, gayet dümdüz ayakkabısı şey. Ben öyle alışverişe yani çıkmıştım öyle caddede. Bu renkler çok alakasız yani. Beğenmediniz mi Soli Hanım? Yani elbise güzel de üstündeki şal çok, ne bileyim, ben siz de şalınız olsun. Şalı verelim mi? Hadi. Bana niye verelim? Hadi şal, size özendin, aklı kaldı. Şalı verelim. Ver Soley Hanım, mutlu olsun Nur Hanım. Nur Hanım belki bir şey yapar, benzer. Değil mi? Ay olmadı ama, sende de aynı şekilde de durmadı yani. Ben zaten şalı veremiyorum. Sende zaten paçoz durdu. Evet, çok paçoz durdu bende böyle şeyler diye. Bir kameraya şey yapalım. Paçozluğumuza paçozluk kattı. Allah Allah, niye öyle bir şey diyorum ya? İşte paçoz falan değilim. Aa, bu şalı takacaksın. Yok, gel. Takmayacağım ya. Ve şey örneği olacak. Aa, böyle yapabiliriz programı. Soley Hanım da çok güzel duruyor. Bakalım Nur Hanım da bir, yani şeyin ne kadar kötü olabileceğini göreceli. Öyle yapalım mı bu programın şeyini? Evet, Soley Hanım'da önceki görüntüleri var. Buradan alıyormuşum gibi yapayım. Evet, Soley Hanım'da güzel duran şan, Nur Hanım'da bitti. Buyurun. Neden? O zaman şey yapalım. Neden sizde şal kötü durdu? Onun hakkında konuşalım. Niye çok çirkin oldum diye bahsedin. Niye siz öyle düşünüyorsunuz? Lütfen, ben öyle bahsediyorsam öyle. Evet, niye bu kadar çirkin oldum? Çok çirkin oldum, üzülüyorum deyin. Hadi. Öyle de bitirelim. Çok güzel oldun. Çok seviniyorum şu an. Helal olsun Nur Hanım. İşte böyle. Göze göz, dişe diş. O zaman kıyafetinizi biraz renklendirelim mi? Yok, iyi. Bir şey renklendirelim. Bir renklendirelim, renklik katsın. Sprey boya falan var mı? Benim sinir bozucu bir kıyafeti. Var mı sprey boya bir yerlerde? Bir renklendirelim, programı da kapatalım öyle. Hadi. Beğenmiyormuş beni. Sizin üstünüze sıksak daha güzel olur sprey boyayı bence. Yok, ben gayet şık bir hanımefendiyim. Ben öyle bir şey izin vermem yani. Hayır, bunu sıkılacak. Diyeceksiniz ki Ayşe Hanım'ın programında kendimi buldum diyecek. Ben sprey boyayı sıkacağım ve program bitecek. Nasıl? Harika. İşte harika değil. Nur Hanım, merhabalar. Nur Hanım diyor ki, ben diyor... bir beğeniyorum şey diyor, bir beğenmiyorum diyor. Zaten ne diyor belli değil. Boş ver ne dediğini Nur Hanım'a. Ben şimdi ona dünyalar güzeli... Ay, Soley Hanım'ı da size tuttuk burada. Dünyalar güzeli. Soley Hanım'ın yanında da daha da fena oldu. Keşke gelmeseydi ama... Yani bilmiyorum için diyorum. Keşke şey olmasaydı. Örnek teşkil etti. Şey oldu. Şimdi... renklendirelim biraz. Evet. Hayır ya. Bunu ama sıkacağız. Program da bitecek sonra. Hadi. Yüzüme... Hayır. Vazgeçtim. Deniyorum ha. Ne demek istemiyorum ya? Programıma gelmişsin. Gelmeseydin programı. Sprey boyayı sıkacağız dediler. Hadi. Hayır. Ben buranın duayeniyim. Ben şimdi sana biraz renklendireceğim. Şu bölgelere biraz şey yaparım. Ya nasıl izin veriyorsunuz böyle bir şey anlamıyorum. Hadi. Hadi. Zorunda mıyım? Allah Allah.
Saçları renklendirin biraz, gel. Şaka değil mi? Hayır, hayır. Gel, gel, lütfen sıkmayın ya, hayır. Tamam, tamam, sıkma. Ya iğrenç kokuyor. Ay sıktı gerçekten. Şaka mı? Ne var, kızıyor musun? Kızıyorum tabii. Ay istemiyorum, lütfen sıkma. Aa, sen bizim dostluk sürece sıkacağım. Hadi. Hop. Ne yapıyorsun ya? Ben bu saçlardan dışarı çıkacağım. Ne yapıyorsunuz? Ay yaparsın saçımı şimdi sen o zaman içeride. Ne oldu, sinirlendiniz mi? Böyle bir şey nasıl izin veriyorsunuz anlamıyorum. İstemiyorum lütfen. E tamam, bu programa geldiyseniz sıkacağım. Ay öyle bir şey denmedi bana yani. Hadi gel. Ne? Sinirlendiniz mi siz buna şimdi? Sinirlendim tabii ki de. Gel. Adam gibi devam edeceksek oturacağım. Böyle ben. Devam edeceğiz. Ediyor musun sen de? Esmiyorum, hayır. Aa, ne yapayım? Geçmiş olsun. Saçına sıkmadım, havaya sıktım. Geçmiş olsun. Tatlım, kızma kazan diye bir yarışma programındaydın. Ben seni kızdırmaya çalışıyordum. Kızmayarak bizden para ödülleri kazandın. Tebrik ediyoruz seni. Anlat bakalım, neler hissettin? Ay bakayım, bir alkışlayalım. Nur Hanım'a, sabrına ve kibarlığına. Evet, neler hissettin Nurcuğum? Söyle. Hayatımda ilk defa böyle sabırlı, sakin bir insanım. Gerçekten sinirlendirebilen tek insan oldum. Ya normalde ben hani hep böyle doğal gezen, hatta yani doğal takılan bir insanım da yani buna ilk defa böyle beğenmeyen biri oldu. Tabii canım, son derece ben zaten sıcaktan yani. Zaten sizi kızdırmak için söyledim. Son derece doğal, hiç makyaja ihtiyacı olmayan, vallahi genç, sade, güzeller güzeli, doğallık tabii ki. Anlatsınız. Teşekkür ederim. Şu an pancar oldu. Sanmıyorum güzel oldu. Benim yüzümden oldu, sizin yüzünüzden değil. Efendim, Nur Hanım. Kızmayarak bizden tam 3000 lira para ödülü kazandı. Teşekkür ederim. Kızmayarak. Evet. Gerçekten şoklardayım şu anda. Size de mutluluklar diliyorum efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Zerafeti ve kibarlığıyla göz kamaştıran Nur Hanım kızmayarak bizden tam 3000 lira para ödülü kazandı. Umarız bizim de düğün masraflarına ufak bir katkımız olmuştur. Affına sığınıyor ve parasını güle güle harcamasını diliyoruz. Kızma kazan, kızdırırken eğlendirmeye de devam ediyor. İnterneti yok değil mi burada? İnternet var. İnternet yok değil mi? Yok değil mi? Yok. Var mı? Var var. Yok, var. Var. Var mı yok mu? Var mı? Siz var. Söyleyin. Var. Var. Şöyle bir tadalım bakalım. Beğenmediniz mi yoksa? Köylü kurnazlığı diye bir şey vardır bilirsiniz. Onun bu köyde hastalığı gördük biz, değil mi? Ne konuda? Beyniri geçirmece. Valla bu konu... Dağlar 300, almış başını gitmiş. Biz size röportaj yapmak istediğimizde Fethi Bey diye sorduk. Fetoş mu dediler? Noş kelimesini kullanmayın. Anladım. Yok, onu bize... Onu kullanmayın, onu kullanmayın. Kızıyor musun sen? Ya fetoş kelimesi ne yani? Efendim, şimdi sırada Şehirden İndim Köye adlı çok ama çok ilginç, yepyeni bir uydurma televizyon programı var. Sunucumuz Caner. Mekanımız İstanbul'a oldukça yakın olan Cumhuriyet Köy. Kurbanımız ise dünya tatlısı Fethi Bey. Yarışmacımız kamera karşısına geçip yaşadığı köyün güzelliklerinden bahsedeceğini düşünüyor. Ama siz de tahmin edersiniz ki mikrofonu tutan Caner olunca işler biraz karışıyor. Bakalım Fethi Bey sinirlerine hakim olabilecek mi? Kızmayıp kazanacak mı? Evet, şu anda uydurma programımız Şehirden indim Köye için Cumhuriyet Köy'deyiz. Birazdan gelecek olan konuğumuzu kızdırmak için her şeyi yapacağız. Bakalım kızmayıp kazanacak mı? Kızma kazan başlıyor. Evet, Şehirden indim Köye programından herkese merhaba. Yeni bir bölümde karşınızdayız.
İşte ben şehir hayatından sıkıldım. Şöyle güneyde ufak bir köye yerleşeyim. Bu hengameden artık uzaklaşayım falan gibi cümleleri hepimiz söylüyoruz. Hepimiz söyledik. İşte bu program bu yüzden var. Köyleri geziyoruz. Buradaki bambaşka hayatları size yansıtıyoruz. Yanımızda şu anda kim var? Fethi Bey Civelek. Fethi Bey Civelek. Evet. Fethi Bey isminiz mi? Kendinize ismi, Bey mi diyorsunuz? Yok. İsmi Fethi Bey, soyadım Civelek. Birleşik mi yazılıyor? Birleşik. Fethi Bey Civelek. Evet. Caner, isminize şimdiden kafayı takmışa benziyor. Ne diyelim, hakkınızda hayırlısı. Civelek'le birlikteyiz. Şimdi çok güzel bir köyünüz var. Gerçekten evet. İnsanlıktan uzakta, çok güzel. Soyutlanmış bir şekilde burada, mis evet. gibi bir hayat sürüyorsunuz. İnternet yok değil mi burada? İnternet var. İnternet yok, evet. Yok, yok değil mi? Yok. Var mı? Var, var. Yok, var. Var. Var mı yok? Var mı? Siz söyleyin. Var. Var. Nasıl var? Nasıl köy ya? İnternet bir köy mü olur abi? Şimdi İstanbul'a çok yakın. Mesela buradan Fatih Köprüsü ayağına evet. 20 kilometre uzaklıkta bir köy. 1926 senesinde Bulgaristan'dan gelen 3 tane göçmen geliyorlar köyü satın alıyorlar. 1926'da da köy sıfatını kazanıyor. Hı hı. Sonra Cumhuriyet köyü oluyor. Sonra Atatürk geliyor. Atatürk'ün ziyaretinden sonra evet abi. Cumhuriyet köyü sıfatını alıyor. Anladım. Çok güzel. Bize Civelek Bey bütün köyün hikayesi falan filan evet. her şeyi öğrendik. Sağ ol. Sağ ol Civelek. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Geldiğiniz için daha devam edeceğiz. Daha konuşuyoruz. Daha konuşuyoruz. Tabii tamam. Daha yeni başladık. Daha durun Fethi Bey. Öyle hemen kurtulamazsınız. Hem kazanmaya başladınız bile. Peki şunu soracağım. Neden köylü gibi giymiyorsunuz? Ben mesela köylü gibi giyindim. Siz biraz daha böyle bir... Şimdi burası... Modern olma çabaları. Bir... Modern olma demeyelim de yeni sisteme ayak uydurma diyelim biz. Anladım. Yani modern çağa ayak uydurma diyelim daha güzel olur. Özentilik yani. Özentilik demeyelim de insanı bir ayağımız şehirde bir ayağımız anladım. Köyde olduğu için... Anladım. Elektrik su var mı burada? Elektriğimiz abi? Var, suyumuz var. İlk elektrik öğretim, su var. Evet. İlk öğretimimiz var. Hı hı, çok güzel. Çok programlı lisemiz var. Güzel. Artı Anadolu Öğretmen Lisesi var ki İstanbul'da 5 tane yerde olan tek lise. Caner'e rağmen köyünü itinayla tanıtan Fethi Bey tam bir beyefendi. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak? Çok güzel. Kiralar nasıl burada? Kiralar şöyle söyleyeyim yani adamın durumuna göre 200-250'den 300'e kadar kiralar var. Çok. Vallahi, herhalde ev bulamadı çünkü imara açılmadığı için. İmara açılmadığı için o zaman ne yapıyor insanlar da ev yapamıyor. Ama imara açılmaması çok güzel buranın böyle kalması. Doğal kalması daha güzel çok ama güzel. İmara açılsa da şöyle bir şey oluyor yani. Yok imara açılmaması çok güzel. Civelek İmar ama şöyle diyelim. Şimdi adam bir ev yapacak. Evet. Çocuğunu evlendirecek. Yapmasın ama canım. Çocuğunu evlendirecek ne yapacak? Ama siz çayırda çimende de yaşarsınız. Ya ama ona belli bir program getireceksiniz. O proje çerçevesinde yani bunu çadır bir kere betonlaşmasını yapmayacağız. Çadırda yaşanabilir. Daha köy havası. Çadırda o eskiden de o şimdi yok. Allah Allah. İstanbul'un dibindeki bir köyde insanların çadırda yaşadıklarını düşünerek Fethi Bey'i güldürüyorsun Caner. Ve bu sayede yarışmacımız bizden tam 500 lira kazanıyor. Peki o zaman sizin özel lezzetlerinizden lor peyniri almış arkadaşlarımız. Doğru mu? Buraya ait. Buraya var, var. Lor peynirimiz var. Şimdi bir tadalım bakalım. Beğenmediniz mi yoksa? Yani beğenilecek gibi değil bu abi, affedersin. Bu neden oldu bu? Bu ne bu? Nasıl? Bu peynir değil o zaman, bizim burada yetiştirilen bir şey değil bu. Sizin buradan, pazardan alındı. Pazardan buraya, pazardan gelmiyor. Pazar kuruluyor, pazardan başka yerlerden geliyor o zaman buraya. Bu peyniri bizim kendi köyümüzün halkı satmıyor burada. Ne kadar bu? Ne kadar aldınız bunu? 5 mi? Hiç böyle bir şey satılmıyor. Bir biraz... Peki, bu köpekler de maşallah. Köpeklerle büyük sorunumuz var zaten. Evet. Peki şu... Çekil. Bak köpek beğendi ama. Tam onun ağzına layık bak, gerçekten. İnsan bizden, yemez bunu çünkü. Bizden olmadığına göre onu alınan insanlara soracaksın. Şunu kediye köpeğe dağıtalım. Bizim köyümüzün mahsulü değil. Vah Fethi Beyciğim, vah! Hala nasıl savunuyorsunuz köyünüzü? Gözlerimiz yaşararak size 1000 lirayı verdik gitti. Şimdi ben bu peyniri de tattıktan sonra tam mevzusuna girmek istiyorum artık. Buyur.
Köylü kurnazlığı diye bir şey vardır bilirsiniz. Onun bu köyde hasını gördük biz, değil mi? Ne köyde? Peynir geçirmece, dandik peyniri yedirme. Vallahi bu kiralar 300 almış başına gitmiş. Kiralar 300 normal hayat şartlarına göre gayet normal. Biraz geçirme var ama sizin köyde. O kadar. Şimdi insan şey yapmış ona bir tane evini bulmuş. Ayda 300 lira vermiş adam. Evet. Normal 100 metrekare bir bina. Evet, Civelek Bey dedi ki biz biraz köyümüz güzeldir falan ama açıkçası geçirmeyi de sever. Yani buraya turist gelene geçene de biraz kaktırır. Ya şimdi onu yaptığınız zaman şey yapmayalım yani. Bu öyle kaktırı maktırı olduğu zaman burası fırsatçı bir köy olmuş olur. Yok estağfurullah. Yok yani yok. Fırsatçı bir köy değil. Orada biraz geçirmeyi seviyor ama. Geçirmeyi sevdiği dediğiniz zaman gelen bir kere misafirini her zaman başının üstünde yani tutan bir köy. Misafiri başının üstüne kucağının üstüne oturt. Gelen misafiri sen burada kucağına oturtmayı seviyorsun. Olmaz ya. Oldu mu olmaz. Tamam abi. Yani tamam, o zaman fırsatçılık olmuş oluyor. Ha doğru. Okey. Yanlış anlaşılmadan biraz uzaklaşalım. Kaçınalım. Çok tehlikeli sularda geziyorsun Caner. Bak Fethi Bey'in gözlerinden ateş çıkıyor. Peki şunu soracağım o zaman. Köyün delisi var mı burada? Köyün delisi... Benim öldü. Diyormuş değil mi? Yok. Benim, köyün delisi benim. Öldü, o rahmet. Sen değil misin abi köyün delisi? Köyün delisi, siz şimdi burada köy hakkında mı bilgi alınmak evet. istiyorsun? Köy hakkında bilgi alıyoruz. O zaman bu şey niye? Ne o? Köyün delisi sıfatı nereden çıktı? Her köyün bir delisi olur. O her köyün bir delisi diye bir şey vardı. Böyle bir tiyatro oyunu vardı, onu bizim okulda da oynattık çocuklara. Siz ama mi oynadınız köyün delisi? Yok, o delisi olan çocuklar daha genç çocuklar onlar. Anladım. Ben o değilim diyorsun. Diyelim. O zaman ben değilim diyor ama biraz Fetoş'un kafa... Fetoş, biz size röportaj yapmak istediğimizde Fethi Bey diye sorduk. Fetoş mu dediler? Noş kelimesini kullanmayın. Anladım. Yok, onu bize buradaki köylüler... Onu kullanmayın, onu kullanmayın. Kızıyor musunuz abi? Ya Fetoş kelimesi ne yani? Öyle ağzından bir sıcaklık olsun diye Fetoş. Yok, o kelime yok. O bizim kitabımızda yazmaz. Doğru. Kusura bakma, o zaman Civele'ye ben geri dönüyorum. Siz Civele'ye dönün. Evet. Başka bir şey sormak istiyorsanız sorun cevap vereyim. Sormak istemiyorsanız ben servisim var servise gideceğim. Fethi Bey kaçmak için yavaş yavaş yolunu yapsa da hala Caner'e dayandığı için bizden 2000 lira kazanıyor. Peki ne dediniz? Akıl sağlığınızı nasıl koruyorsunuz burada? Koruyor musunuz? Siz keselim arkadaşım. Keselim. Ne oldu abi? Tamam bu işler olmaz böyle. Hayır ben akıl köy hakkında bilgi edinecek diye geldiniz. Hı-hı. Burada akıl sağlığı falan benim sen. Hayır köydeki hayat zor o yüzden. Zorlukla benim bir alakam yok. Herkes işinde gücünde herkes çalışıyor. Ama köyde yaşam zor, akıl sağlığını korumak zor, delirmek yani bunlar hep hayat şehir tabirleri. Şehirde de delirirsin. Doğru. O ayrı bir konu. Ama doğru, yani köyde dediğin zaman deliller şunlar bunlar bizim olmuyor. Anladım. Siz kesin arkadaşım teşekkür ederim ben daha. Devam edelim. Devam et. Birkaç sorum daha kalmış daha. Böyle soru sorulduğu zaman. Evet. Böyle fetoşlar metoşlar olduğu zaman ben konuşmam. Tamam abi. O gerek zaman yok. Biz geleneğimizi bozmuyoruz. Röportajımızda yaptığımız abiden bir makas alıp bırakıyoruz. Sen bırak. Değil mi abi? Makas alabilir miyim? Yok bırak makas. Bir makas alalım. Ya, ama makas biz her gittiğimiz köyün delisinden makas alırız abi. Şimdi köyün delisini bulursanız alırsınız. O da rahmetli oldu. Anladım. Siz ona bakın o zaman. Teşekkür ederim. Dur abi gel. Yok gel abi gel. Tamam. Gel son bir kare. Hiç bir kare yok ben teşekkür ederim. Yok. Şaka program. Bir dakika sen şey mi? Şaka program. Kamera şakası mı? Evet abi. Ya o değil de şimdi. Şimdi bir dakika. Gel abi. Gel abi. Ya burada ya bırak ödülemedi ya. Allah aşkına bırak ya Fetoş. Yok. Fetoş Fetoş kelime. Fetoş seni kızdırmak için elimizden geleni yaptık. Kızma kazan programındasın. Nerede? Bir anlatsın abi bize. Nasıl? Nerede sinirlenmeye başladın? Fetoş kelimesinde. Ama önce de sen biraz ufak ufak ben kazıklıyorsunuz falan diye. Kazıklıyorsun. Köyün itibarı yüzünden biraz sinirlendim. Çünkü ben şöyle söyleyeyim seni. Yani Atatürk'ün ismini verdiği bir köyde böyle bir kelime kullanılmasını ben tazmedemem. Ben oradan. Çünkü Atatürk kendisi verdi bu köyünü. Tabii ki. Biz de zaten sadece seni kızdırmak için böyle yollara başvurduk. Bir de peyniri tükürdüm ona da bozuldun zaten. Yok ona tükürdüm çünkü öyle bir şey yok bizde. Ha anladım. Ha, teşekkür olur, ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Kızmadın. En azından bir süre dayandın ve bizden 2000 lira para ödülü kazandın. Ne köylü kurnazlığı kaldı, Fethi Bey'in ne deliliği, Caner bütün çıldırtma çabalarına rağmen beyefendiliğinden ödün vermeyen Fethi Bey
kızmadı ve bizden tam 2000 lira para ödülü kazandı. Umarız kazandığı parayla Cumhuriyet Köyü'ndeki mutlu mesut hayatı biraz daha renklenir.